Ayı 14'e hoş geldiniz. Bugün 2018 yılı için birlikte bazı listeler hazırlayacağız. Bence 2018 yılı başlamadan önce hazırlayacağınız bu listeler hayatınızın farklı alanlarına değer katmak için birebir. Bahsetmek istediğim ilk liste izlenecek filmler listesi. Böyle bir listeyi ajandanıza dahil edebilir ya da herhangi bir deftere çizebilirsiniz. Hatta ve hatta telefonunuzda bir liste halinde tutabilirsiniz. Ben özellikle Thorsten'la beraber izlemeyi düşündüğümüz filmleri bu listeye ekliyorum. Boş vakit bulduğumuzda bir evde sinema akşamı planladığımızda bu listeden izlemediğimiz filmleri seçerek izlemeye çalışıyoruz. Özellikle de güncel olarak vizyonda olmayan ama birlikte keyif alabileceğimiz filmlerin bu listelerde olması hem film kültürü açısından hem de film seçerkenki zamanı kısaltmak açısından gerçekten çok faydalı. 2018'e başlamadan önce yapmanızı önerdiğim bir diğer liste görülecek yerler listeleri. Biz şu anda İsviçre'de yaşıyoruz ve İsviçre'de Zürih'e yakın yaşıyoruz. Ama Basel'de, Bern'de, Cenevre'de görmek istediğim bir sürü yer var aslında. Hatta Almanya'nın bu tarafa yakın olan bölgelerinde de günübirlik ya da 2-3 günlük kısa seyahatlerle görmek istediğimiz yerlerin bir listesini ajandamda tutuyorum. Bu kendi şehrinizdeki tarihi yerler olabilir, müze olabilir ki İstanbul'dan buraya taşınmadan önce Topkapı Sarayı'na küçükken gittim, nasıl olsa bir daha giderim. Dolmabahçe'ye zaten ne zaman olsa giderim diyen ben buraya taşındım ve çok pişmanım. O yüzden kendi şehrinizde yer alan tarihi güzellikleri ve binaları fırsat buldukça ziyaret etmenizi öneririm size. Onun dışında bir listede dünya çapında görmek istediğimiz şehirlerin listesi. Bence böyle listeler özellikle de hedefe döküldüğü zaman gerçekten çok motive edici. Belki de en çok kullandığım liste olan 3. liste okunacak kitaplar listesi. Ben bu sayfalardan herhalde bir 5-6 tanesini doldurdum ve hala da tamamlayamadım. O yüzden bu sene farklı bir şekilde dolduracağım. Her ay 2 kitap okumak şeklinde kendime bir hedef koyacağım. Yakın zamanda favori kitaplarım isimli bir video yapmıştım. Eğer son yılda okuduğum ve sevdiğim favori kitaplarımı da görmek isterseniz o videonun linkini bırakıyorum şimdi. Bir diğer liste dinlenecek şarkılar. Şu anda Spotify kullanan ben aslında bu listeye çok fazla gerek duymasam da bu listenin aynısını düğün planlama ajandama dahil ettim ve düğünde çalınmasını kesinlikle istediğimiz şarkıları yazmaya başladım. Eğer siz de bir liste oluşturuyorsanız herhangi özel bir organizasyon için olabilir. Bu sayfalar sizin için faydalı olabilir. Bir diğer takip aracı dizi takip listesi. Biz Thorsten'la dizi izlemeyi çok seven bir çiftiz. Sürekli olarak hem Netflix'ten hem de internetten bol bol dizi izliyoruz. Ve bazen hangi bölümde, hangi sezonda kaldığımızı unutuyoruz. Çünkü her dizinin sezon arası da farklı zamanlarda oluyor. O yüzden bu dizi takip listelerini kullanıyoruz. Yukarıya dizinin ismi, altına sezon ve bölüm ismi, yanındaki yuvarlığa da bölümleri izlendikçe çarpı işareti atıyoruz. Eğer siz de bizim gibi dizi izlemeyi seviyorsanız ve takip ediyorsanız bu sayfaları da planlamanıza dahil edebilirsiniz. Ve son istek listesi, alınacak ürünler listesi. Bundan daha önce bahsetmiştim, ajandamda ne var videolarımda olması lazım. Bende bu listeden birkaç tane var. Bir tanesi almak istediğim ev ürünleri, bir tanesi almak istediğim kıyafetler, bir tanesi daha böyle genel hayata dair şeyler, bir tanesi makyaj ürünleri gibi. Bunları alt kategorilere ayırmıştım. Hatta yine yakın zamanda yaptığım kişisel finans yönetimi videosunda da bu listelerin aslında para harcamama ne kadar kısıtladığını söylemiştim. Çünkü eğer bir ürün bu listelerde yer almıyorsa o ürüne para harcamam birazcık zor benim. Çok fazla böyle hızlı karar vererek alışveriş yapmıyorum. O yüzden de almak istediğim ürünleri üzerinde birazcık düşündükten sonra bu listelere geçiriyorum ve bu listelerin dışına çıkmamaya çalışıyorum. Özellikle de YouTube izlerken yapılan tavsiyeleri takip edebilmek için birebir. Sizin 2018'de tutmayı kesinlikle istediğiniz listeler hangileri? Bana aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Planlama ayı 15 yani son planlama ayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.